إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dersimiz, evvelki iki dersimizin devamı olup, evvelki iki dersimizde Allah Subhanahu ve Teala yakşı köredigen sıfatlar ve şu sıfat ilgeleri hakkında bahs yürütgenindik. Yukarıda biz Allah Subhanahu ve Teala yakşı köredigen sıfatlardan birinci ihsan sıfatını örgengen bulduk ve keyinde bir derslerimizde yine ikide dersini örgenip bugünkü dersimizde Allah Subhanehu ve Teala yakşı türediyen sıfatlerden ittiba yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergeşmak Allah Subhanehu ve Teala özü Resulüge ergeşken kişilerini yakşı görüştüğünü ve ularının günahlarını mağfiret kılıştığını ve ularga özünün rahmetini nazil kılıştığını vaat edildi. Ve sadık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yakşı görgenler bilen kazıp bulgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tını da yakşı göremendik. Özü yakşı görmegen kişiler için özlerine oyna kullarına verip koydu. Ya yakşırak, dakikrak kulübe etkenimizde bir ölçü terazisini bildi ki her kişi bu davası da özü hak mı, nahak dikenliğini başka adamdan sorup örgenişti onluge, özünün aldıge bu terazını koluge verip koydu. Ve bu terazı bilen özünü ölçeşliğine, Resulünü yakşı görüşlik, bu ağız bilengine eğitip, kutulup kitediyenlerse emez ekenliğine. Ve Resulünü yakşı görüşlik, bu ciddi nesi ekenliğine. Ve Allah tarafından en katta vaada bolgan Allah'ın muhabbeti ve Allah'ın mağfireti ve Allah'ın rahmetini vaat etilgenliğini bayan kıldı. Bu terazı Sure-i Ali İmran'daki Estaizu billah kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhbibukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Aytin ey Muhammed aleyhisselam eğer Allah'ını yakşı görüyordun bulsaylar, menge ergeşiler deyin. Şimdi Allah sizlerini yakşı görüyordu ve günahilerini mağfiret kıladı. Allah günahlarını keçirucu ve mağfiret, rahmet kılucu zattır. Bana bu braderler, hemmemizni kolumuzdaki terazi, bu dakik terazi, şun bilen birge tınık ravşen tarazıdır. Her kişi bu tarazını her günkü hayatı da bir mette koyup ölçesin. Özünü şu tarazını bir pellesiye koysun. İki Allah'ın muhabbetini dava kılgen bulsa ikinci pellesiden Allah'ın yakşı görüşlüğü ve mağfiretini körüp olursun. Bulmasan özünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeşkenliğini topa almasa tarazının bir pellesinde, o tarazının ikinci pellesinden Allah'ın muhabbeti ve Allah'ın mağfiretini, Allah'ın rahmetini ümit kılmasın biraderler. Şunun için bu Allah'ın muhabbeti bu ciddi mesele ekenliğini hemmemiz bir mülahaza kılıp koymalığımız gerek. Bu sizler için gidemez. Yani ki bir de başka adamlar için gelmez. Bu
Evvela özümüz ve özgeler üçündür. Allah Subhanehu ve Teala bana bu ayette güde biz için kette bir beşaret ve hamde güde bir ağır mesuliyettir. İkinci ayet لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Sizler üçün de ashab-ı kiramlarga Allah Teala stop kılıyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergeçlik vardır. Kimge? Allah'ını ümit kılgen ve Resulünü ümit kılgen ve Allah'ını kıp yad kılgen kişilerge. Demek Allah'ın muhabbetine erişmaklık yolu bu ittiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergeçliktir. Lekin ergeçlik Allah'ını ümit kılmazdan durup bulmaydı. Reca, ümit, şurada bir izahla bitemiz, bizdeki türlü garizeler katarında ümit garizesi var. Ümit garizesi, garizeni çöntürüşlük için bizde yemak garizesi var, içmak garizesi var ve bizde cinsi garize var, bizde korku garize var, bizde ümit garizesi var. Mana bu garizeler eğer İslam kursetmesi esası da kandırırsa, yani helal doğru yol bilen kandırırsa, insandaki garizeler rahatlanır. Eğer İslam kursetmesi esası da kandırılmasa, bu garizeler bekararlığı küçüğüdür. Zahırda kanken yok şeydi evvelki vakitte yok, lakin bekararlık vücut kekeledi, ondan kelip çıkan zararlardan dışarı. Misal kılıyor organımızda. Yemak garizesini, eğer bir yediğin tam bilen kandırmasak başka nesle bilen kanmaydı. Ertemenden keç kurun geçe, onu kandırışlık için her hıl küyülerini çalıp verse, yani ki her hıl kızgınlık sözlerini ayıp verse, yani ki hatta ki tınımsız ayet hadisler bilen onu kulağına iştirilse hem beridir o garize telpünüp durur adı yeşlikken. Bir nesil yemek önce başka nesil bilen kanmaydı. Ya bunu helal yol bilen İslam kursatması esasında kandırılırdı. Ya ki eğer helal bilen yol kandırılmasa o haram bilen olsa hem kandırılışlığa mecbur buladı. İnsan bana bu nesilde haram yol bilen kandırılışlık bilen cevap gel buladı. Ve herkese başka garizeler hem çünkü yok şey. Ümit garizesi bizde Allah Subhanehu ve Teala bizde ümit kılıçlı garizesini verdi. Bu garizeni bilen özüden ümit kılıçlığını bilen kandırdı. Eğer biz Allah'tan ümit kılmayacağını dursak, kendidir bir nesleden ümit kılamız ki o bizde fayda hem vermeyeceğini nesleden ümit kıla başlayalımız. Mene hazır ki mutlaka dinge unamegen, dinle aşkar inkar kılgen, Allah'ın vücudunu inkar kılgenler bir nesleden ümit kılmaya yaşayaptı mı? Yok bunlar ümit kılıp yaşayaptı. Lekin faydayan zararan bir anlayacağın nerselerden ümit kılmaya yaşayaptı. Onlar korkmaya yaşayaptı mı? Onlar korkup yaşayaptı. Hatta kölenkelerden hem korkup yaşayaptı. Onlar hiç kendi zarar yetkisi almayacağın nerselerden korkup yaşayaptı. Ama mumunlar özlerinin korku garizelerini Allah'tan korkup kandırıp yaşayacaklar. Bu korku onların hayatını icabi, faydalı hayatta eğlendirir. Ve herkese başka garizeler hem biraderler için görsekler. Yani biz elhamdülillah bu ümit garizesimizi Allah'tan ümit kılıp kandıramız. Ergeçiş garizesi var. Bu garizene Allah Subhanehu ve Teala Resulü'ne ergeçlikle kandırdı. Bu ergeçlikimiz dünyaya ahirette bizge menfaat eyledi. Resulü'nün inkar kılgeller, Allah'ın inkar kılgeller burada ergeçmezsen yaşayaptı mı? Onlar ergeçi bir şey yaptı. Onlar türlü nertelerle ergeçi bir şey yaptı. Onlar devirlerle süslebilen şahslarını özgürtürüp olgan adamlarla şey yaptı. Ergeçi bir şey yaptı. Onların ergeçlikleri dünya ve ahirette lanetke sazavar olup koyuyordu. Ana mumullerinin bahtı saadetli icayı şu yerdeki onların yaratılınken garizeni Allah Subhanehu ve Teala özü kandırış yolunu hem kursatıp koydu.
Bu bizdeki ittiba garizesi, ergeşiş garizesi. Hatta şu fırsattan faydalanıp şu demeyi temel, kalbimizde yaman kuruş, adavat garizesini hem yarattı. Bir nefsini eğer yaman kurmasak, biz bu garizemiz kalmaydı. Bir nefsini kandidir yaman kuruşumuz gerek. Allah subhanahu ve teala unge şeytanını yaman kuruşluğunu buyurdu. Mana bunu bilen biz kandıramız. Allah'ın düşmanlarını yaman kuruşluğu bilen kandıramız. Eğer bu garizemizde Allah'ın kursatması asası da kandırmasak, biz onda Allah'ın dostunu yaman kurup koyamız. Şunun için her bir nesini, muhabbet garizesini Allah'ın bize verdi. Bu muhabbet garizesi Allah'a muhabbet kılamız. Resulüge muhabbet kılamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahli beytlerine muhabbet kılamız. Sahabalarına muhabbet kılamız. Tabiillerine muhabbet kılamız. Ularga ergeşken kişilerine muhabbet kılamız. Hullet Allah'ın dostlarına muhabbet kılamız. Eğer bu garizemizi Allah'ın kursetmesi şu esasla kandırmasak Allah'ın düşmanını muhabbet kılıyoruz. Mene hazır ki vakitte ekser kişiler bu garizelerini doğru kandırmakalları için başka bir gariz yol bilen kandırmakalları. Huddu yani dürüstrak çınışlı güçeydemiz cinsi garizeni nikah tarikası da şer'i nikah tarikası da kandırışlı ki Allah kursetme birini bu garize bilen kandırmakalları bu garizesini kandırmasa ya şey yaptı mı? Haram yollar bilen. Kandidur bir nikah bağlanışlığını, nikahını mezhara kılıp, bir bağlanış bilgisinden başka yol bilen nikah kılış yaptı mı? Onlar bağlanışlık nikah yolunu başka bir resmiyetçilik yolları götürüp beraber kandırış yaptılar. Şunun için biz Müslümanların bahs-ı saadetini kengliği çünkü Allah subhanahu ve teala insanda yarattı garizelerini, bu garizelerini hiç kim özgertir almaydı. Onu aldı almaydı. Ya bunu helal İslam kursatması asasında kandırsın, ya ki adamlar tarafından bulgen kursatma haram yollar bile kandırsın. Şunun için biz Allah subhanahu ve teala'dan ümit kılmalıyız gerek. Allah'tan her bir nesneni biz aslede rızkını Allah'tan ümit kılamız. Yakşılığını Allah'tan ümit kılamız. Ferzendini Allah'tan ümit kılamız. Oğulunu Allah'tan ümit kılamız. Kızını Allah'tan ümit kılamız. Her bir nesneni Allah'tan ümit kılamız. Müslümanlar taştan ümit kılmaydı. Daraktan ümit kılmaydı. Müslümanlar her bir sahada özünün hareket yönelişlerde özlerinin ümit kılış garizesini Allah'tan ümit kılışlığıyla kandırışır. Boylukni Allah'tan ümit kılamız. Kanaatni Allah'tan ümit kılamız. Hullet hemen İslami ahlaklarını hammasını Allah'tan ümit kılamız. Bu nesne şarttır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ye ergeçlik, mahsup olgen kişiye. Vel yevmel ahir, kıyamet gününü ümit kılgen adamge. Yani kıyamet gününü biz ümit kılamız. Allah subhanahu ve teala'nın rahmetini ümit kılamız. Kıyamet gününü azaplarından Allah'ın saklaşlığını ümit kılamız. Mana bu bizim ümidimiz kıyamet gününü ümit kılışlıydır. Mana bu cidde bir nüksene idi ötmasımın ki cüde köpümüz Allah'tan ümidim kette değiliz. Ve Allah kıyamet günü de ümidim kette değiliz. İslam bana bu yerde, bu ayette ve zekerallaha kesiranı koş koyardı. Allah'ını köp yadige alın kalgen kişilerge. O kuruğdan kuruk ümit kılışını bilen biz kutulup kalmayız. Allah subhanehu ve teala'nı köp yadge algen kişilerge deyipti. Her bir hareketimizde, muamelatımızda Allah'ını yadge alemiz. Bıra bilen, gepleş etkenimizde Allah'ını yadımızge alıp gepleşemiz. Bıra bilen, gepleş etkenimizde doğru gepleşlikimiz gereydip Allah'ını yadımızge alemiz. Kizipten men kıyendip Allah'ını yadımızge alemiz. Bey muamelelerde haram beyden men kıyendip Allah'ını yadımızge alemiz. Helal beyge büyüyendip Allah'ını yadımızga olamız. Ribadan men kıyken deyip Allah'ını yadımızga olamız. Terzentlerimizni terbiye kılıçlıkta Allah'ını yadımızga olamız. Özümüzni ıslah kılıçlıkta Allah'ını yadımızga olamız. Her bir demek Allah'ını kop yadge algen kişilerge Resulüge irgeçlik zarurdur. Demek
Allah'ını ümit kılış, kıyamet günü ümit kılış ve bunun ameli surette Allah'ını çok yadga olgan kişiler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeşmalık zarurdur. Demek biz Resulü'ne ergeşliğine dava kılıçlıktan ilgari bana bu üç sıfatını biz özümüzge mücessem kılmalıgımız gerek. Ana ondan keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biz ergeçliğini özümüzge lazım kılmalıgımız gerek. Üçüncü biz şahsi hayatlarını örgenerekenimiz bu kişinin birinci ergeçliğimiz özlerinin şahsiyetlerini örgenmalığımız gerek. Ve şu örgengen nesneni özümüze hayatımızga tatbik kılmalığımız gerek. O kişi özlerinin şahsi hayatlarında nimeler bilirler. O kişinin amelleri nimeden ibaret bo'lgan. O kişinin hayattaki ahvalları kendi bo'lgan. O kişi Allah tarafından mamur bo'lgan narsalar bor. Özlerinin şahslarda mamur bo'lgan narsalar bor. Mana bu narsalarda bazı ahvalları bor ki ergeçsek, xohlasak ergeçemiz, xohlamasak ergeçmeyimiz. Lekin ergeçsek albatta yaxshilik bor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı taomlarni yaxshi ko'rganlar. Bunda xohlasak biz ham yaxshi ko'rib yeymiz. Xohlamasak bu taomdan boshqa taomni yeyamiz. Lekin u kishi yaxshi ko'rganlar deb yeyishligimiz bizga ajr bo'laveradi. U kishining o'zlari shaxsiyatlaridir. Ba'zi narsalarga buyurganlar. Buyurgan narsalariga ergashishligimiz kerak. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytlar ki men ahdafa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun dedilar. Ayşe radiyallahu anha rivayet kıldı. Bizi bu şeriat yani İslam yolumuzda yok bugün narsani olib paydo qilgan bo'lsa yani paydo qilgan bo'lsa bu mardud dedilar. Yani bid'atlar mardud narsalar. Xususan ibodatlardagi bid'atlarni biz mardud deb bilmoqligimiz kerak. İslam ko'rsatmasda biz müştehidler ortasındaki ihtilafatlar bilen aralaşmıyız. Müştehidler, İslam ayet hadislerden bazı bir fikirlerini alışken bulsalar, başkaları ondan başkaça fikir alırken bulsalar, biz bu sahada aralaşmıyız. Bir müştehid bir nesene amel kılken bulsa, ikinci müştehid onun aksine amel kılken bulsa, biz bu neselerde ihtilafatlar aralaşmıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci, şahsi hayatları da kub itibar birgen meselelerden bittesi, biraderler teheccüd namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramlar, evveli İslam'da teheccüd okşuyenler. Allah'a kub yalvarıp, seher, subuh vaqtidan ilgari vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge teheccüd namazı farz bo'lgan. Ashablar ergashganlar. Allah subhanehu ve teala keyin bunu ashablardan ko'targan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömürlerini ahırlargeca teheccüd namazını okup qolganlar. Hatta ayakları kavarıp ketgan vaqtda şunda sizni günahiz keçirildiyo deganlarda günahımı keçirilganligiga şükür kılıcı bende bo'lmayman deb tahaccüdde devam ettiler. Lekin bunu cemaat bilen bazı keyingi Ramazan aylarda hususan okuştan korktular ki farz bo'lib qolishidan korktular. Farz bo'lib qolsa keyingi ümmetlerge hususan bizga o'xshagan ümmetlerge juda qiyin bo'lib qolardi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şahsi ahvallarındaki haletleri de şu derselerde hem isle bütmalığımız gerek ki
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şemailleri, kurunişleri, kanaka bogalligi hakkında Müslüman kişiler özleri bahs kılmalıları gerek. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kurunişleri kandey bogan. Bu kurunişlerden kaysa amellerge büyürgenler, kaysa amellerini öz halice koygenler. Misal kılveysek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçları bogan. Lekin saç koyuşlikki büyürüme geller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sakalları bogan. Sakal koyuşlikki büyürü geller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muylovlarını kıskarttırışlikki büyürü geller. Mene bu narsa, davrlarının ötüşlüğü bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şekillerindeki bu büyürüken büyürülerini büyürüme gellerilmez braderler. Mesela büyürüken büyürülerini davrlar ötüşlüğü bilen bunu dedi birer narsanı o kişinin en kamil halette bu geldiğini ten almalıgımız gerek. Başka bir felsefelerinin tesiri de bu narsaga zid duruşlik bu nihoyatda xatar manhajdir. Bir kishining o'zini o'xshatmasligi bu xato bo'ladigan bo'lsa, lekin o'xshatmaslikka targ'ib qilishlik bu xatardir, birodarlar. Mana bu narsadan biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biz iymonimiz shunday bo'lish kerakki, u kishining axloqlari hayo xulqlari kelinchaklardan ham hayolik deb ta'riflanadi. Hayo boshqalarning falsafasida odamning nuqsoniga dalolat qiladi deydi. Xususan dinsiz falsafada. Hayo islomda iymonning asosi hisoblanadi. Mu'min kishi ba'zi bir so'zlarni sen palonchi shunday qilding deb so'zni xatosini aytishlikdan yuziga qarab hayo qilmoq kerak. Sallallohu alayhi vasallamning odat sharifalari biror bir xatoni bir kishida ko'rsalar, odamlarga nima deki? Inson turadilar. Davr taraqqiy topdi, endi odamlar hayosiz bo'lish kerak degan narsa bu juda xatardir, birodarlar. Bizning davrimizda biroq aytmasa kerak, chunki hayosizlikning zararini har bir inson ko'rmoqda hozirda. Shu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikda asosiy ergashiladigan sifatlarni biz asosiylarni bilmoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tavhid ulamolari ko'proq 4taga bo'lishadilar. Birinchisi sidq, sadoqat. Ya'ni sadoqatdan maqsad shuki payg'ambarlar abadiy yolg'on so'z aytmagan. Payg'ambarlar yolg'on so'z so'zlashlikdan pok bo'lishgan. Chunki risolatning asosi o'zi sadoqat asosiga qurilgan. Hatto dushmanlari ham ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni biror sohada yolg'on so'zga gapirganligini istab ham topisha olmagan. Eng qattiq bashariyat ichidagi eng qattiq dushmanlari ham. Hatto birovlar bu kishi yolg'on so'zlaydimi degan vaqtida shu devor oraylik deydigan darajada bo'lishmagan. Topolmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni va o'tgan payg'ambarlarni ham biror bittalarini yolg'on so'zni so'zlaganligini hech qaysi bir tarix yod qila olmaydi. Amonatdor. Amonat birinchi bundan bir necha ma'nosi bor. Amonatning Alloh tomonidan buyurilgan narsani to'la o'zgartirmasdan o'tashlik. Mana bu amonat payg'ambarlarda bo'lgan. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda xullas bu amonat tog'lar, osmonlar ko'tarishlikdan qo'rqgan shu amonat payg'ambarlar, xususan da'vat amonati ularning yelkalarida nihoyat darajada doim shu amonatni ko'tarib yurishganlar. Biz amonat deganda moliyaviy amonatni tushunamiz, ko'proq biz xiyonat deganda ham biror bir kishini moliga xiyonat qilishlikni o'zini tushunamiz, lekin bu ham to'g'ri, amonat va xiyonat desak bo'ladi, lekin amonat bilan xiyonatning ma'nosini hammasi emas.
Bu sahada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir beraber misalini okşatıp bulmaydı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni öldüremen de yürgen eşeddi düşmanlar ham özlerinin emanetini özleri de türüçlükten kere, hani karındaşları ya da türsün, Peygamberimiz de türüçlüğünü abzal görüşken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretke ketiyetkerlerdi. Hicret ne mi? Mekke'den Medine'ye bulgen seferleri. Şu ketiyetken vaktlerde özleri bile birge bulgen Ebu Cehil'ge okşagen adamlarının emanetini Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhunu orunları yakizir, şu emanetlerle ilgilerine ötep koyuşluğunu tavşirip getirirler. Tarihte bunu müslüb olmaydı buradırlar. Bundan başka misal getirişlik ki hacet yok. Fatanet, yani zekilik, zireylik. Peygamberlerdeki zireylikteki zireylik bölgenmez buradırlar. Allah subhanahu ve ta'ala peygamberlerge özünün mukaddes kitabını yönetken bulsa, ekserlerge, bazilerge sahifeler yönetken bulsa, bazilerge vahiyini özünü çürgen bulsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemene Kur'an-ı Kerim'ni vahiy kıldı, şu Kur'an'ı ilmini verdi ve Kur'ançı ilmini koşup verildi. Şu ince ilmini başkara digan zirek akılını ondan hem köprak kılıp verdi. Çünkü akıl insanını ilmini başkaradı buradırlar. Kaysi bir kişide ilmi köp olup aklı pas bulsa o adamını haklagen köçeke bulup yürüşlüğü mümkün. Ama aklı ilmige hakim bulup duradigan bulsa akıl zireyliği bilen o ilmini kayırda işletiştiğini bilirdi. Misal kılıp etkenimizde. Biraz bir düşmeniz kembegalliğini sizge maktiydi. Kembegallik Kıyamet günü hesap kitabı asan buladı deyip sizge düşündüredi. Lekin bu gel hak. Kembegal kişi ahirette hesap kitabı az oladı. Malı dünyası kembosa başkosa. Lekin düşman boyligini sizden tartıp alışlı maksadı da siz şu ilimini işletedi. Eğer siz zeki olmasayız, bu ilimini şimdiye kabul kıladigen bulsayız, düşmanız gel demez. O özü boy bulup sizde müslümleke kımakçı buladı. Şunun için zeki bulmasa insan ilimle fayda vermeydi. Buna ilim mesela boylik hem yamanmaz. Boylik bir adam boyligi bulsa, takvası bulsa boylik bilen hem yakşiliklerini kıla alışlığı mümkün. Lekin bu nerseniz sizge perdeler duradı düşman. Çünkü o şeyden sizge sizde kareydi ki sizde nihayette katlık kurmakçı bulsa sizni urmoqchi bo'lgan vaqtida ko'p sizni kaltaylagandan keyin siz o'zingizni o'nglab olib, unga jur'at qilib, uni adab bermoqchi bo'lib turganingizda sizga halimlikdan bir gapir bersa, sabrdan, birodar bu kechiruvni ulug'ligini bilasan-u, birovni afv qilganligini savobi ko'p-u, halimlikni savobi ko'p-u desa, bu narsa to'g'ri ilm haqiqatda. Lekin u dushman, agar siz zaki bo'lmasangiz, haqiqatda afvni, kechiruvni nihoyatda savobi ko'p dedi de, sizni kechirib olganingizdan keyin quvvat to'plab sizni qatl qilishi mumkin. Zaki bo'lmagan kishi ozgina bir jamiyatni, oilani ham boshqara olmaydi. Payg'ambarlarning yelkasida tamomiy bashariyatni yuki bo'lgan. Qiyomatgacha bo'lgan bashariyatni yuki janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yelkalarida bo'lgan. Bunday zotni fatonat bu kishining zakiylikka shak shubha yo'q. Buni tarixdan u kishini siyratlarini o'qigan kishilar u kishining zakiyligini haddan tashqari bir yuqori bo'lganligini bilishadilar. Tabliğ, da'vatni yetkizish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu sifatda misli ko'rilmagan darajada bo'lganlar. Da'vatni yetkizishlikda 23 yil muddatda eng bashariyat ichida qiyomatgacha unaqa dushmanlari bo'lishi mumkin emas odamlarning ichida yashadilar. Biror marta o'kishini umrbod xizmat qilib o'tgan odamni dinga chaqirishlikdan u yaxshiligi to'solmadi.
yoki umrbod u kishini qatl qilaman degan odamni dinga da'vat qilishlikdan u kishini bir qo'rqituv to'sa olmadi. Bir odamni qo'rqmasdan da'vat qilishligi mumkin birodarlar. Qattiqqo'l odamlarni oldida ham insonning ichidagi bekinib yotgan shajoati qo'zg'alib odamlarni haqqa da'vat qilishligi mumkin. Ammo sizga umrbod xizmat qilib, yaxshilik qilib kelgan odam xato qilgan vaqtida xatosini aytishlik qiyindir birodarlar. Abu Talib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'illaridan yaxshi ko'rgan. Bu kishining turmush qilgan vaqtida nikohlarini Abu Talib o'qigan. Umrlarida tamomiy yaxshilikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qilgan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'illaridan yaxshi ko'rgan. Bu kishining turmush qilgan vaqtida nikohlarini Abu Talib o'qigan. Umrlarida tamomiy yaxshilikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qilgan. U kishini yer kurrasida himoya qiladigan birorta odam qolmaganda Abu Talib himoya qilgan. Ammo Abu Talibni haqqa chaqirishlikdan bu yaxshiliklari to'sa olmagan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Talibni da'vat qilgan. Abu Talib iymon keltirmasdan o'tib ketgan. Tabliğ sohasida misli ko'rilmagan. Hatto Alloh subhanahu va taolo qattiq oyat nozil qildiki: "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min robbik va illam taf'al fama ballaghta risalata wallohu ya'simuka minan nas. Innalloha la yahdi al-qawmal kafirin." Ey payg'ambar, siz sizga tushirilgan Qur'onni yetkizing. Agar yetkizmasangiz, Allohning risolatini yetkizmagan bo'lasiz. Risolat nima? Risolat qiyomatgacha bo'lgan inson deb atalgan mahluqotga bo'lgan da'vatdir birodarlar. Bu juda og'ir yukdir. Mana shu vazifaniki faqat sizni tanlangan payg'ambarlar sulolasi shun bilan to'xtatiladigan katta bir risolat vazifasi yetkizmagan bo'lasiz degan oyat nozil bo'ldi. Alloh sizni odamlardan saqlaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'riqchilari Muhammad ibn Maslama edi. Shoyat tushligi bilan Muhammad ibn Maslamaga javob berdilar. Meni hech kim qo'riqlamasin dedilar. Alloh meni o'zini himoyasiga oldi dedilar. 23 yil eng ashaddiy dushmanlar o'rtasida kim Muhammadni o'ldirsa, u 100 ta tuya deb mukofot deb atalgan bütün haris odamlar faqat bitta narsaga haris edi dushmanlar. Muhammad alayhisalomni kallalarini olib dushmanlarni oldiga olib kelib 100 ta tuya olishga ish qo'yadi. Shunday bo'lgan jamiyatni ichida 23 yil Alloh saqladi o'shini. Biror marta tabliğ yetkizishligini to'xtatganlar yo'q. Mana bu to'rtta sifatda biz erkakchiligini bilib olishimiz kerak. Birinchi, sadoqat. Muomalotda hammasida biz sidiqni o'zimizga lozim ko'rishimiz kerak. Amonat. Mana aytib o'tdik, Alloh tomonidan buyurilgan amonatni o'zimiz to'la o'zimizga tatbiq qilishlik. Sadoqat, zirak bo'lmoqligimiz kerak. Farzandlarni uyda xonadonda tarbiya qilishda, birodarlar bilan gaplashishlikda, dushmanlarning makrini oldida turganda fatonat zirak bo'lishlikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqimiz kerak. Va tabliğ yetkizishlikda Allohning buyruqlarini e'lon qilib aytishlikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqimiz kerak. Tavhid ulamolari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdagi asosiy sifatlarni to'rovi deb aytishadilar. Ba'zi birimiz borki, nihoyatda sodiqmiz, lekin amonatdormasmiz. Ba'zi bir kishilarni amonatdorligini havas qilasiz, lekin hech qanday ularda zakiylik yo'q. Dushmanlar ham xohlagan ko'chasiga yetalab yuraveradi. Ba'zi bir kishilar nihoyatda zaki. Ulardagi aql ne havas qilasiz. Xususan dunyo topishlikka nihoyatda aqlli. Ammo Allohning buyruqlarini o'zining farzandiga ham yetkazmaydi birodarlar. Tabliğ sifati mutlaqo yo'q. Allohning hukmini aytishlikda biror bir kimsaga aytmaydi. Bu sohada sen menga tegma, men senga tegma deb qo'ya qoladi.
ularni amonatdorligini ko'rib havasiz keladi. Ba'zi odamlar Allohning yo'lida da'vat qilib yetkizadi, birovlarni tarbiya qilib, o'qitaylik va hokazo deb targ'ib qilish shunday deydi-yu, hech amonatdorlik sifati yo'q. Qaysi xiyonatni istasangiz shu odamdan topishlik mumkin. Mana bu shuning uchun yo'q sodiqlik yo'q. Muomalada sodiq, hamma ishimiz makr bo'lib qolgan. Makr hiyla bilan to'lib ketgan. Bizning shu muhit ham biz majbur qilgan ko'p makr hiylalarga. Alloh subhanahu va taoloning rasuliga ergashmoqchi bo'lsak, mana shu to'tta sifat hammamizni yodimizda bo'lsin birodarlar. Shu to'tta sifatni o'zimizga agar joriy qilmoqchi bo'lsak, shu sifatlar bilan biz boshqa bizdagi razil axloqlar yo'qoladi. Tabliğ deganda bir ozgina to'xtab o'tishimiz kerak. Allohning hukmlarini yetkizishlikda ba'zilarimiz bor, nashotimiz kelib turganda, sog'lom turganimizda, kasblarimiz yurganda bolalarga ta'lim berib, birovlarni o'qitib, haqni tushuntiraveramiz. Ammo molimizga bir putur yetib qolsa, yoinki kasal bo'lib qolsak, yoinki biror bir gapimiz ta'sir qilmasdan undan azor ko'rsak, u vaqtda bizni hech bu maydonda yo'q bo'lib yurgan odam bo'lib qolamiz. Payg'ambarlar hammalariga Alloh subhanahu va taoloning yo'lida boshlariga yetgan musibatga sustlik qilishmadilar. Ular zaiflik qilishmadilar. Ular ruhsizlanib qolishmadilar. Alloh subhanahu va taolo sabrlarni yaxshi ko'rishligini mana shu yo'lda tabi da'vat yo'lida sabr qiluvchilarni yaxshi ko'rishligini bayon qildi mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga islom ummatidagi har bir kishi u kishining nusxasi bo'lishlikka, shakli bo'lishlikka harakat qilmoqligi kerak. Birinchi bayonda va Allohning yo'lidagi jihodda hikmatlik bo'lishlikda va tajribali bo'lishlikda, ibodatda, dunyoni do'st tutmaslikda, jur'atda va sabotda, karamlik bo'lishlikda, xususan birovlarga marhamatli bo'lishlikda, muloyim bo'lishlikda, hushyor bo'lishlikda, ilmda, amalda va hatto o'zining holatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan buyruqlarni bo'lgan holatida shu narsalarda hammasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shamoillari qanaqa bo'lgan surishtirib shu shamoilga o'zini solishlikka harakat qilmoqligi kerak. Shundagina Alloh subhanahu va taolo bu kishining harakatiga agarchi bir kichkina harakat bo'lsa ham unga najot beradi, nusrat beradi. Agar shu yo'lda vafot qilib ketsa, katta ajr bilan o'tadi. Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan 5-inchisi mana hadisi qudsiyda bayon qilingan vajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadirina fiyya. Meni muhabbatim dedi Alloh taolo. Lozimdir meni yo'limda muhabbatlashganlarga va meni yo'limda ziyoratlashganlarga va meni yo'limda bir-birlariga marhamat qilisha olganlarga deyapti. Hatto meni yo'limda deb yo'l kalimasi ham yo'q birodarlar. Men uchun yaxshi ko'rganlarga deyapti Alloh taolo. Bir-birlarini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar. Alloh uchun bordi keldi qilganlar. Alloh uchun bir-birlarga muruvvat qilganlarga mening muhabbatim vojib degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis muborak bir rivoyat qilinganki, Inna min ibadillahi nasan ma hum bi anbiya'a va la shuhada'a يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا
biruhillah ala gayri arhamin beynehum ve la emvalin yeta'atavneha fevallahi inne vücuhahum la nur ve innehum la ala nur la yakafune idha khafen nas ve la yahzenune idha hazinen nas. Ve kara'a sa'idu billah ala inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın şimdi bendeleri var ki ular peygamber mez, şehid mez. Ularını ama peygamberler hem şehitler hem arzu kıladı. Allah subhanehu ve teala tarafından bularga berilingen menzilini, mertebeleri körüp. Şimdi ashablar soruştular ki, bularını kim ekerliği bilen bizlerini haberdar kılasız mı? Degenlerden, ular Allah'ını muhabbeti bilen muhabbetleşkeller. Ortalarda karındaş mez. Ya aldı verdileri yok. Şu sebep bile bağlanıp koyanmaz. Karındaşlığı bile bağlanıp koyanmaz. Aldı verdi bile bağlanıp koyanmaz. Ulanın yüzleri Allah'a kasam içip eytemen ki dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzleri hem nur bulup duradı. Ve ular nurun suda. Adamlar korkkanda bunlar korkuşmaydı. Adamlar gamgin bulganda bunlar gamgin turuşmaydı dedi. Ve şu ayetini okuyordular. Allah'ın dostları ularga korku ham yok. Ular gamgin ham emasdi degan oyatni o'qidilar. Salasun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman. Uch narsa borki, kimda shu uch narsa bo'lsa, iymonning mazasini tatiydi. Biz dunyoda ko'p narsalarning mazasini bilamiz. Shirin narsalarning mazasini bilamiz. Achchiq narsalarning mazasini bilamiz. Iymonning mazasi bor. Bu maza faqat 3ta kishigina biladi. 3ta sifati bor kishigina biladi. Bittasi Alloh Rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lsa. Birovni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa va kufrga qaytishlikni, o'tga uloqtirishlikni qancha yomon ko'rsa, o'tga uloqtirilishlikni qanchalik yomon ko'rsa xohlamasa, islomdan chiqib ketishlikni xayoliga kelganda xuddi shunaqa qo'rqib ketsa. Mana shu odam iymonning mazasini tatiydi dedi. Abu Zar al-Ghifari da rivayet kıladı ki Ya Resulallah ar-Rajul yuhibbul qawma ve la yastati'u an ya'mala bi'amalihim etler ki Abu Zar al-Ghifari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yakış görerdiler. O kişinin nihayette yakış görerdiler. Abu Zar al-Ghifari deka bir yakış görgen sahabeler kem bölgen buradırlar. Hatta inki halilim de hitap kılardılar. Abu Zar al-Ghifariga xos vasiyatlarni qildilar, shunga amal qilib o'tib ketdilar. Bir viloyatni so'radilar. Biror bir viloyatga vali qilib tayin qilib qo'ying deganlarda aytdilarki, "Ya Abu Zar, men sizni yaxshi ko'raman. Biror ikkita odamga amir bo'ling" dedilar. "Sizni yaxshi ko'raman" dedilar. Yaxshi ko'rganliklari sabablik biror mas'uliyatni yelkasiga olmang dedilar. Ba'zi vaqtda bir viloyatga valini men so'raganlarda ba'zi rivoyatlarda keltiriladiki, siz zaifsiz. Bu omonatdir. Valilik qiyomat kuni ko'p hasrat bo'ladi dedilar. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radilarda qiyomatda bu kishidan martabasidan martabalarning past ekanligini aniq biladilar. Ve işara kılıp soradılar ki, bana bu hadiste ya Resulallah, bazı adam, adam bazı kişilerini yakış görüldü. Lekin onların amelini kılalmasa, kıyamette ahvalı kandey buladı. Degeller de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşündüler de, Ente ya Ebu Zerrin ma'a men ahbabte. Ey Ebu Zer, siz yakış görgen adam izbilen bulasız kıyamette dediler. Şunda fe inni uhibbullaha ve rasulahu. Onda bu sebebi Allah'ı Resulü'nü yakış göremen dediler. Şunda fe inneke men ahbabte deyip kaytardılar. Siz yakış görgen izlen bulasınız dediler. Ebu Zer al-Ghifari yine kaytardılar. Braderler bir adam bir yakış görse Allah'ını dostunu yakış görüş gerek. Bir adamın mertebesi için yakış görür. Malı devleti için yakış görür. Lekin salih adam ise mertebeli ise yakış görür. Mol dunyolik bo'lsa ham yaxshi ko'ring, lekin yaxshi ko'rishligingizning sababi Alloh uchun bo'lsin. Allohning do'stini yaxshi ko'ring.
Odamlar juda ko'p kishilarni yaxshi ko'radi, hech qanday shariat hukmini qilmagan. Shular bilan birga oladi birodarlar. Kishi o'zini yaxshi ko'rgani bilan dedi, deyaptilar. Düşmanını yaxshi ko'rishlikdan xabar qilmoqlik kerak. Chunki shu bilan bo'lib qoladi. Yaxshi ko'rishlik Alloh uchun yaxshi ko'rishlik haqida Miqdom radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Bir kishi bir birodarni yaxshi ko'rsa, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb xabardor qilib qo'ysa, unga beparvo bo'lib qolishligi mumkin. Qalbning ishini biroq bilmaydi. Unga beparvo bo'lishligi natijasida, masalan, men bir odamni Alloh uchun yaxshi ko'rsam, uni xabardor qilmasam, men bir tobim yo'q bo'lib kasal bo'lib yotsam, boshqa odam meni ko'rgani kelmasa xafa bo'lmasligi mumkin. Lekin uni men yaxshi ko'rganligimdan xafa bo'lishligim mumkin, birodarlar. Shuning uchun xabardor qilib qo'yishim kerakki, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb. Chunki unga nisbatan meni qalbim boshqacha bo'lgandan keyin uning qalbi ham menga nisbatan boshqacharoq bo'lmoqligi kerak. Agar u boshqalardan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lmasam ham, u kishidan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lishim mumkin. Shuning uchun xabardor qilib qo'yishligi kerak. 6-chi sifat إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى إسلام أول دا جنگ فرض قلمد بلكي رخصت برمد حمزة بن عبد المطلب دي شهابت لك كشلر حم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء va u kishiga ergashgan kishilarga ko'p azoblar bo'lishiga qaramasdan, ular qatl qilinishligiga qaramasdan, bular ularga kechirishlikdan boshqa ish qilishmadi. Alloh tarafidan qital oyati nozil bo'lmadi. Birinchi oyat ruxsat berildi. Uzina lillazina yuqotaluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir. Keyin Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi va keyin farz qildi. Mana bu oyatda Alloh yo'lida mustahkam binoga o'xshagan bo'lib saf bo'lib turib jang qilgan mujohidlarni Alloh to'ssin dedi. Biz shuni bilaylikki, bir kishi shu oyatda bir chuqur bir nuqta bo'lyaptiki, biror odam katta bir xarsang toshni katta bo'lsa ham uni yakka holatda siljitishlikka qodir bo'laveradi. Ammo marsus bino bo'lib, bir-biriga kirishgan bino bo'lib turgan tosh bilan urilgan binoni bir kichkina toshini chiqarib olishlikka qodir bo'lmaydi, birodarlar. Ammo u toshdan necha barobar katta toshni harakatlantirishlikka qodir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo كأنهم بنيان مرصوص bir-biriga kirishib ketgan binodek bo'lib, saf bo'lib turgan Alloh yo'lida bo'lgan mujohidlarni Alloh yaxshi ko'radi degan. Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarning bittasi Alloh yo'lida xuddi bir-biriga yopishgan bino bo'lib turib, mujohid bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Ashoblar mana bu sifatni egallagan zotlar ashoblar edi. Alloh subhanahu va taolo ularni juda ozchiligida Alloh ularga nusrat berdi. Ularning shu sifatni qo'lga egallaganlari uchun Alloh subhanahu va taolo ularga misli ko'rilmagan g'alabani berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshlik vaqtidan kishilarni jur'atlik bo'lishlikka odatlantiradi. Sahih hadislarda al-mu'minul qaviyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'ifi va fi kullin khayrun. Quvvatlik mu'min yaxshiroqdir va suyimliroqdir Allohga zaif mu'mindan. Quvvatsiz mu'mindan.
va ikkovida ham yaxshilik bor. Mu'min bo'lgandan keyin zaif bo'lsa ham yaxshilik bor. Lekin Alloh yaxshi ko'radi quvvatli mu'min. Shuning uchun musulmon kishilarning ashablarining farzandlari go'daylikdan ular shunday jihad ruhi bilan o'sishadi. Sahobalardan ikkitalarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jihadga jo'natayotganlarda saf qilib qo'yardilar-da, shu saf bo'lgan sahobalarning ichida kichkinalari safni orqalarida bekinib turishardilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshlarini safdan qaytarardilar, yosh bo'lganligi uchun. Ular bekinib turardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam saflarini orasini ko'rib, kichkinalarni qaytarib yubordilar. Shunda ba'zi go'day kichkina 10 yoshlik, 13 yoshlik sahobalar oyoqlarini uchi bilan baland bo'lib turishga harakat qilishadilarki, Alloh subhanahu va taoloning shu ajridan mahrum bo'lmasligi uchun. Sahobalardan bolalardan ikkitalarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytarib yubordilar. Qaytarib olganlardan keyin bittalarini dadalari kelib, bu dadalari buni olib qolishlikka harakat qilganmas. Islomda islomning mujohidlarini ma'lum daftari bo'lganmas. Ular ro'yxatga olinmagan. Ularning qalbidagi o'zi ruh yetgan birodarlar. Islom tarixida biror bir jihodning ro'yxati bo'lganmas birodarlar. Shu ikkalarini qaytarganlardan keyin yoshlik sababli ular har qancha saflarda bekinsalar ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytarib olganlardan keyin dadalariga shikoyat qildi. Men romi, ya'ni merganman dedilar. Mergan deb aytilgandan keyin qabul qildilar. Shunda sheriklari aytdilarki, men bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sharigimga ruxsat berdi-yu, menga ruxsat bermadilar. Agar kurashsam yiqitaman uni dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkovlarini chaqirtirib, shunchalik hassos edilar. Ikkovlarini chaqirib ro'barovda kurashtirdilar. Haqiqatda ham yiqitdilar. Yiqitganlardagi o'xshiga ham ruxsat berdilar. Mana bu narsa shunga dalolat qiladiki, islom avlodlari hammasi yoshlikdan ular nihoyatda jismonan chiniqib katta bo'lganligiga dalolat qiladi. Ular bilishganki, quvvatli mu'min zaif mu'mindan Allohga suyimliroq deb bilishganlar. Ular zulm uchun quvvatli bo'lishlikka harakat qilmaganlar. Ular bir o'zlarining do'sti dushmanini ajratmasdan do'stini jazolashlik uchun quvvatli bo'lishgan emaslar ular. Ular Allohga suyimli bo'lamiz deb turib quvvatli bo'lishlikka harakat qilishganlar. Alloh bizni yaxshi ko'radi jismonan quvvatli bo'lishligimizni deb yaxshi shunga harakat qilishganlar. Bizda mu'minlar zaif bir tomondan, mabodo quvvatli bo'lsa ham o'zining mu'min birodariga quvvatlini ko'rsatadi. Ana bu narsani biz bilishimiz kerak. Biz Allohga suyimli bo'lishlik uchun quvvatli bo'lishga harakat qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam allimu avladakum as-sibahata war-rimayata va rukub al-khayl va muruhum an yathbutu ala al-khayl rasba. Avlodilarni suzishni o'rgatinglar dedilar. Rimayat buni qo'yib beringlar, o'rgansa o'rganar deganlari yo'q, o'rgatinglar dedilar. Buyurdilar. Rimayat merganlikni o'rgatinglar dedilar. Otlarga minishlikni o'rgatinglar dedilar. Ularni otda mustahkam turishlikka o'rgatinglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bolalarni shunday qilib chiniqtirardilar. Agar masalan ota-ona nima uchun ota-onani buyurdilar? Bu yerda bir sir ham bo'lishi mumkin. Ota-ona farzandga mehribon. U biror bir chuqur joyda suzayotgan cho'milishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki u cho'kib ketib qoladi deydi. Daraxtga chiqishligiga yo'l qo'ymaydi. Yiqilib tushadi deydi. Agar siz bolalarni shu hayotiga tekshirsiz, u suzishga o'g'il bolalar qiziqadi. Yo'ki daraxtga chiqishlikka boshqa narsadan siz daraxtga chiqsang yiqilasan desiz, suzsang cho'kib ketasan desiz, biror bir qattiq ishni qizi unga qoqilib ketasan desiz, uyda shunda o'tiraversa, katta bo'lgandan keyin ham ko'chada birov ketayotgan bo'lsa, to'xta desa to'xtaydi. Cho'ntagidan chiqar desa chiqaradi. Shunday bo'ladi.
şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana bu talimleri bunu örgütiler degen mana bunu suge teşem halesin sücdörgen degenimiz elbette talim degenlerse özge has bir hususiyet diye bu. Talim özünü bir şartşeraitleri var. Hatta mana bu başka hadisler var. Şu nersene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an talimi ve kitabat yazışlığını min hakkil veled alel valid en yuallimahur rimayete ve sibahete ve kitabete ve kıraate katar kettirgeller. Süzüş ve mirgellik ve Kur'an okuyuş ve hat yazışlığını örgütçülük atanı üstüdeki perzenliği hakkı digerler. Allah subhanehu ve teala bu bizi bana şimdi İslam avladına şu şimdi terbiye tapkalligi bana bu ruh Allah subhanehu ve teala da suyumluyu buluşturucu. Allah yakış göredi digen sıfatla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrinde Selamet ibnül Akva degen sahaba vardılar. Nihayet derecede yuvrak kişiydiler. Hazır ki cihandaki en yuvrak kişilerle takkaslense o kişilerden ilgarraklığını tarihten okup bilgen kişiler bilirdi. Selamet ibnül Akva şimdi tavuşları belend kişiydi ki eğer tavuş kişiler Medine'den bu çekesine avablarını iştiralardılar. Zakat tüyelerine hücum kılgen müşrikler kegen vakitte şu vakiyanı bilip tavuş kıldılar. Tavuş kıyallarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cüretli gittiler. Bir kişinin adını sorup geldiler. Kegenleri de Selametun ve Akvan'ı yuvarıp gelirkenlerini dediler de nime vakiye degenleri zekat tüyelerine düşmeler hücum kılı alıp gitti dediler. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkine gelirler ki siz barıp durun biz arkayızdan adlı eğitim baramız degen gelirler. Yani bu degen söz nihayette bir adda, yuvrak bulgen kişilerin ligi işare bulgen. Ve ondan taşkarı bu kişinin bir gerekenler. Bir kişi neç kişini avara kılıp durgenler. Eğer o düşmanlar körediği ki bir kişi şunu hazırla katıl kılıp öldürüp koyuluydu. Düşmanlar vurulup hücum kılıçta bir yuvrak erkenler. O onlar atta bulsa bu kişiyi tam bir yana kalarak. Şimdi yıkılıp onlarını meşgul kılıp durgenler. Mele selametun nul akva. Ashablarının içi de şimdi hususiyetke iyi bulgen, cüde köp kişiler bulgenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri bunda namuna bulgenler. Uhud cengi de yeri handak kevlen yetken vakitte bir taş çıkıp hiç kayısıları kurtar olmayan vakitlerde özleri şu taşını kurtarıp alıp vergenler. Özleri de hem şimdi Allah'ın mucizevi bir kuvvetleri bugün, agarçi özleri ötkerme roza tutup yürgen bu seferden. Ötkerme roza bir seherlik bilen iki gün, üç gün iftar kumasından tutuşluğuna edildi buradalar. Müslüman milleti her hıl fikirler bilen özünü mefkuresinden çalgıp kaldı buradalar. Ve halen ki Allah subhanehu ve teala'ya kuvvetlik mumun zayıf mumundan en afzal idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en katta uluh şehidini etler ki رَجُلٌ قَامَ اِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ بَيْنَ حَمْزَةَ وَعَلِيٍ وَجَعْفَرٍ en ümmetimli şehidlerinin afzalı zalim sultanga turup hakkını gapirgan yomon narsadan qaytargan shunda uni qatl qilib tashlagan qatl qilgandan keyin bu ummatimni shu ummatim Hamza Ali Ja'far ulug' shahidlarning orasida bo'ladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'minlarni nihoyat darajada qavi bo'lishligi bilan tarbiya qilyaptilar. Sifat va 8-9 sifatlar inshaalloh kelgusi darsimizda o'rganamiz. Bu sifat ham uzoqroq to'xtalib o'tganligi uchun innalloha yuhibbul muttaqin. Muttaqinlarni taqvo sifatiga ega bo'lganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Taqvo sifatiga ancha to'xtalib o'tishligimiz uchun darsimizda inshaalloh yana darsda biz shu Alloh yaxshi ko'radigan sifatlardan hozir biz 6 sifatni o'rgandik. Biz inşallah 9 sifat bilen tüketemiz ve başka kıskaça
10. sıfatını ham aytamiz. İnşallah hozirgi darsimiz şu innallaha yuhibbul muttaqin, Allah'tan korkucu kişilerine, takva sıfatıyla ilgili bölgen kişilerine Allah yaxshi ko'radi.